Peki tamam. Beklemeyin artık siz. Eyvallah. Buluşma noktasındaki adamımız. Ne Ömer'den ne de generalden haber yok. Buluşma noktasına gelmemişler. Bu da demektir ki parayı buldu. Peki generalin ne yaptı? Nereye gidecek ki? Eninde sonunda köyüne dönecek. Ben onu gidip bulayım. Dayadım mı tabancayı ağzına bülbül gibi öter. Bekleyelim. Önce ben bir yoklayayım bakalım bizim tertibi. Ürkütmeyelim. Güzellikle verdi verdi. Yoksa bakarız. Sabah bir ziyaretine gidip hal hatır sormalı. Bunu da gömmedin mi? Ya bir gören olursa? Olmaz. Sen de görmek istedin. Pek yakıştı. Masal prensesi gibi oldun. Bak görürsün. Prensesler gibi yaşatacağım seni. Bir elin yağda bir elin balda. Bir de bir araba alacağım. Bilal Ağa'nınki bile solda sıfırkalı. Bir de ev köyün girişine. Yok ya. Belki de giderik buralardan. Demeyiz o. Ne yapacak burada? Şehre giderik. İstanbul'a giderik. Kocaman bir apartman dikerim. Çarşılara çıkarık. Dayarık, döşerik. Bir de güzel bir iş kurarım. Kral olurum oraların anasını satayım. Sen de kraliçem. Ya nedir bu kurşun delikleri? İyisin değil mi kardeşim? İyiyim gördüğün gibi. Şaşırdın mı? Allah'a çok şükür. Senden haber alamayınca aklıma bin türlü şey geldi. Ne türlü şey geldi? Hele bir anlat bakayım. Ne bileyim. Yol hali işte. Kaza falan. Merhaba Ezo yenge. Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Allah sevdiğine bağışlamış seni. Şu arabadan sağ salim çıktın. Sarhoşlar dediydi. He. Park yerindeki sarhoşların işi. Ezo sen bir çay koyver bize. Sen de gel şöyle bir recap. Öldüm öldüm dirildim be abi. Buluşma noktasına gitmemişsiniz. General ne oldu? General öldü. Öldü mü? Nasıl öldü lan? Üzerimize saldığın köpek işini tam yapamadı. Ulan Recep nasıl yaptın bu kalleşliği? Ne diyorsun sen Ömer? Ne kalleşliği? İnkar etme lan. Yolladığın köpeğin telefonunda senin ismini gördüm. Telefonu açan bendim. Sesini duydum kulaklarımda. Delirmişsin sen. Ben seni kardeşimi öldürteceğim öyle mi? Hani büyük olay yaşadın çoktasın falan diye duruyorum. Yoksa bu kapıdan çıkar bir daha da yüzüne bakmazdım senin. Şu densizin ettiği lafa bak lan. Adamın bin tane düşmanı var. Birinden biri düşmüştür peşine. Allah Allah ya. Buyurun. Sağ olasın yenge. Gözleme de var isterseniz. Zahmet etme. Sağ ol yenge. İyi o zaman. Sen bir yukarı bak Ezo. Belki anam gel bir şey ister. Yok çıkmış o bak. Bak tertip. Biz bir aileyiz. Silah arkadaşı ne demek? Aile demek. Kardeş demek.
Çok fena kırdın kalbimi. Sesini duydum telefonda Recep. Adın yazıydı telefonda. Ya yaşadığın olayı düşünsene. Kurşun yemişsin. Orada kim bilir ne haldeydin sen. Sağır bile olur insan. Kafan karışmış senin oğlum. Benzetmişsin sesimi işte. Bir Recep ben miyim be dünyada? Sağımı kulaklarıma mı bilmiyorum? Ben biliyorum. Sen bir iki gün dinlen kendine gel. Psikolojin bozulmuş oğlum senin. Generali ne yaptın bu arada? Gömdüm. Gömdün mü? Nereye gömdün? Dülük köyünün ilerisine. Bir ağacın altına gömdüm. Peki eşyasını ne yaptın? Eşyası falan yoktu. Nasıl yani? Bir valizi bir şeysi falan yok muydu? Elini kolunu sallayarak mı bindi kamyona? Yoktu dedim ya. Hem ne yapacağım valizi falan? Ölmüş gitmiş adam işte. Ya evet de hani bir çantası vardı. Biliyorum ben. Yoktur Recep. Acele çıkmış demek. Çayın yanında bisküvit katın böyle kuru kuru. Sağ olasın yenge. Ben gideyim artık tertip. Sen de dinlen birkaç gün. Bak ne diyeceğim. Benim arabayı sana bırakayım. Belki yengeyle gezersin. Ben de kamyonu alayım. Tamir ettireyim olur mu? Nasıl istersen. Halen ama mı canı sıkılıyor baba? Bilemeyim. Çok deli bu Ömer. Küçükken de böyleydi. Laf dinlemez, gözü kara. Sonra bir de o Recep. Böylesinden hıyır gelmez adama. Ne? İtiyan çoma hazırla. Kamyonu götürüyor seninki. Kim sıktı o kurşunları sağ? Bak doğru söyle, o kurşunlar düğüncülerin işi mi? Dedik ya, düğüncülerin işi. O zaman neyen peki söylemedin Recep'e valize ha? Söylemedim Gülüm. Söylemedim çünkü o para bizim, anladın mı? Bizim falan değil. Kim bilir nereden geldi o para. Bak Ömer'im. Sen bu valizi Recep'e ver de bu işin vebali üstümüzden kalksın. Korkuyum ben vallahi. Yeter artık Ezo. Kendine gel. Adam ölürken parayı bana emanet etti. Helal olsun sana dedi. Dün akşam öyle demiydin ama. Öf be. Anamızın ak sütü gibi helal işte. O kadar. Sok kafana bunu, tamam mı? Ben kahveye gideyim. Ömer. Ömer kaçma benden. Bak gidersen.